Mesajlarınızı attığınız zaman sevgili seyircilerimiz, altına da isminizi de yazarsanız en azından kiminle müşerref olduğumuzu biliriz. Bu attığınız mesajlar bizim için kıymetli. Çünkü bugün cumartesi, birçok kanalda eğlence programı var, müzik programı var. Siz buna rağmen din programını tercih etmiş oluyorsunuz. Bizi izlemiş oluyorsunuz. Bizi kimler, nerede, ne şekilde izliyor, konulara ne kadar vakıf, bunları da bizimle paylaşırsanız bizi dediğim gibi az önce ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Şimdi bir izleyicimiz sizin zinanın cezası ile ilgili fikrinizi merak ediyor. Evet. Malum işte yüz sopa da var, rejim de var diyenler var diyeyim. Çünkü evet, öyle olmadığını daha önce ben Bayraktar Bayraklı'nın sohbetlerinden dinlemiştim. Aslında rejim diye bir şey olmadığını, fakat siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Mahmut abi? Evet, benim aslında düşüncem biraz farklı. Şimdi farklı düşünmemin sebebi de arkasındaki ayetler tabii ki. Ben sadece fikirlerimi söyleyeceğim, anlatmaya çalışacağım. İnşallah ilgilenenler biraz emek vererek üzerine gidebilirler. Öncelikle rejim diye bir uydurma var. Bu rejim cezası, yani zina eden Müslüman kadın ve erkeğin taşlanarak öldürülme cezası, İsrailiyattan İslam'a hadisler yoluyla, uydurma hadislerle geçmiş müthiş bir zulümdür. Keçilerin yediği ayetlere dayanır işin aslı. Rejim ayetleri Hazreti Ayşe'nin döşeğinin altındaki yapraklarda yazıyormuş. Açık kalan kapıdan içeri giren bir keçi döşeğin altındaki yetişkinleri emzirme ve rejim ayetlerini yemiş. Bu yüzden bu ayetlerin hükmü duruyormuş, lafzı Kur'an'da yokmuş. Müthiş bir şey. Müthiş bir iftira. Allah'a iftira. Tekrar ediyorum. Açık kapıdan içeri giren keçi döşeğin altındaki sayfaları yiyor. Ki deri ise, keçiler deriyi yemez zaten. Velev ki yedi. Hükmü duruyor ama lafzı Kur'an'da yazmıyor. Hatta Hazreti Ömer hadisin devamında diyor ki, Ömer kendi kafasına göre Kur'an'a ilave ediyor demeyeceklerini bilsem, vallahi bunları Kur'an'a yazardım. Şimdi bu ayetin, yani keçilerin yediği ayet, rejim ayetleri meselesi, çok bol miktarda bunun konusu da yapıldı, videosu da yapıldı, tartışıldı. Fakat nedense o yetişkinleri emzirme kısmı pek konuşulmuyor. Önce bunu bir anlatayım müsaadenizle. Buyur abi. Rejim ayetleriyle beraber keçilerin yediği ayetlerin yanında bir de yetişkinleri emzirme ayetleri varmış. Göya, sözüm ona. Bu da nedir? Mesela yetişkin birisi sizin evinize gelemiyor. Namahrem. Eşinize rica ediyorsunuz. O kişi sizin eşinizi 3 kere, 5 kere, 7 kere, 9 kere emiyor. Eşinizi yetişkin arkadaşınız, dostunuz memesinden emiyor. Artık rahat rahat eve gelebiliyor. Yetişkinleri emzirme meselesi bu. Ama bunu da keçiler yemiş. Hükmü duruyor. Lafzı Kur'an'da yok. Keçilerin yediği ayetlere iman edenler şu anda buna da iman ediyorlar. Ve keçilerin yediği ayetlere iman eden bu şanslar halen rejim cezasını uyguluyor. Rejim cezasını uygulamak için de yine Resul'ün bunu uyguladığını iddia ediyorlar. Uyguladı diyorlar. Peki konuyla ilgili Kur'an'da ne var? Konuyla ilgili Kur'an'da 3 çeşit zina cezası var. Fakat bu 3 çeşit zinanın farklı ayetlerde, iki farklı surede ele alınışı maalesef tarikatlar ve cemaatler tarafından taraflı. Kur'an zinanın cezasını 100 celde olarak veriyor. Celde, cilde vurulan demektir. Zaten cilt oradan geliyor. Cilde vurulan. Yani kemiğe işlemeyecek. Öldürmek için değil. Cilde vurulana denir celde. 100 celde. İfşa etmek içindir, rezil etmek içindir. Öldürmek için değildir. Ve zinanın cezası da budur. Fakat bunu bekara uygulanacak diyorlar. Haşa Allah, Nur suresi 1-2-3'te bunu anlatır. Nur 1-2-3'te Allah bunu unutmuş. Haşa. Evlinin cezası rejimmiş. Evliyi taşlayarak öldüreceksin. Ayette geçen 100 celde de bekarlar içindir diyorlar. Ve şu anda bunu maalesef
Pakistan, Afganistan, Yemen gibi bu bazı devletlerde halen bu uygulanıyor maalesef. Peki ikinci ceza ne? Önce ateistlerin İslam'a saldırdığı konular vardır. Mesela ateistler, deistler ayetlerle İslam'ı eleştirirler. Derler ki örnek olarak Allah kuluna secde ettirir mi? O yanlış çeviriyi hatırlayalım. Geçen hafta işlemiştik. Allah Adem için li Adem'e, Adem için secde et Allah'a diyor. Ama millet Allah dedi ki Adem'e secde et diye çeviriyor. Halbuki orada Adem'e secde et yok. Adem'i yarattığı için Allah'a itaat et var. Ya da eğer güçlüyseniz barışa yanaşmayın. Halbuki güçlüyseniz barıştan yana olun olması lazım. İşte bunun gibi zina konusu da yine ateistlerin çelişki gördükleri, hatta bazı tarikatların nasih mensuh ilkesiyle kaldırdıkları ayetler vardır. Bu ayet geldi, bu ayetin hükmü kaldırdı diye, kalktı diye savunurlar. İşte bunlardan birisi de, şuraya not aldım, Nisa 15. Şimdi Nisa suresi 15. ayette, abi çok basit bir tabirle, Arapçası iyi olanlar bunu mutlaka kontrol etsinler. Velatti yani kadın sevicilik. Kadınların kadınla olan komple dişi fiildir. Yani burada ismi mefsul diye geçer. Mevsul, ismi mevsul. Ya fiil komple kadınlardan bahsediyor. Kadınların kadınlarla yaptığı bir zinadan bahsediyor. Güncel tabiriyle lezbiyenlikten bahsediyor. Nisa 15 lezbiyenlere hitap eder. Onun için 4 şahit ister. Kadınların suistimali bol olduğu için, kadın çok fazla suistimali açık olduğu için şahidi fazla ister. Nisa 15 kadın kadına bir fuhşiyattan bahseder. Fakat nedense buradaki bu fiili görmezden gelip, kadın kadına olduğunu görmezden gelip zorla erine getirmek isteyenler var, gelmez. İlgilenenler, benim Arapçam yok ya da yok denilecek kadar az diyelim, haddimizi bilelim. İlgilenenler buradaki ismi mefsulün velatti olan yerin kadın kadına sevicilik olduğunu dikkatli bakarlarsa göreceklerini düşünüyorum. Nisa 16. Nisa 16'da anlaşıldığı kadarıyla benim şahsi kanaatim gaylerden bahsediyor. Erkek erkeğe yapılan bir zinadan bahsediyor. Sizden iki erkek birbirleriyle zina yaparlarsa her iki erkeğe de eziyet edin. Buradaki eziyet kelimesi psikolojiye gider, işkenceye gitmez. Bununla ilgili iki tane ayet not aldım. Birisi 9-61, oradan bakılabilir. Biri de Ahzab 57. Mesela Ahzab 57'de Allah ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünya ve ahirette lanet eder. Allah'a eziyet edilir mi? Burada bir haddi aşmak söz konusu. Buradaki eziyeti kim nasıl isterse öyle anlayabilir. Ama Nisa 16 geylerden, Nisa 15 lezbiyenlerden bahseder. Nur 2-3 komplesini alırsak Nur 1-2-3 normal erkek ile kadının zinasını anlatır. Onun için Kur'an'da çelişki yoktur. Kur'an'da çelişki olmadığı için bunları farklı farklı zinalar olarak anlarsak doğruyu kavramış olacağız. Onun için cezalar da farklı. Mesela Nisa 15'te diyor ki ölüm onları alıp götürünceye, orada vefat geçer, ölüm onları alıp götürünceye ya da Allah onlara bir yol gösterinceye kadar, yani o alışkanlıklardan, lezbiyenlikten vazgeçebilir. Kendisini doğru bir yola iletebilir, tövbe edebilir. Evlerde gözetim altında tutun diyor. Şimdi birisinde ölüm onları alıp götürünceye kadar ya da Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde gözetim altında tutun ayetini hatırla. Öteki taraftan da 100 celde. Şimdi birisinin lezbiyenlerden, birisinin gaylerden, birisinin de normal zinadan, kadınla erkeğin yaptığı zinadan bahsettiğini anlamazsan o zaman sana çelişki görünür. Dersin ki zinaya neden farklı farklı cezalar? Halbuki farklı zinalar olduğu için farklı cezalar.
Ama hiçbirinin sonucunda ölüm yok. Kesinlikle. Hayır. Ölüm yok çünkü tövbe kapısı açık. Öldüreceğin kişinin tövbe etme ihtimali kalmıyor. Evet. Bu kadar basit. Zaten ayette de açık ve net bir şekilde söylüyor işte ölünceye kadar veya biz onu doğru yola ileteceğe kadar. Tabii tabii. Yani anlaşılmayacak bir şey yok. Sıradan bir vatandaş da manasına baksa, Türkçe mealine baksa anlayabilir onu. Zaten okuduklarım Türkçe meali. Sadece mesela şey orada bakın şeye Nisa 16'daki erkek fiili de söyleyeyim. Bakın şurada. Nereye yazmışız? Velladde. Erkeği bak. Onu da Nisa 16. Neyse bulamıyorum ya. Bulunca herhalde notlarını aslında kalmış. Şimdi orada dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Tabii yine sözünü kesmemek adına ara yere girmedim Mahmut abi. Şimdi bize diyorlar ki abdestsiz Kur'an'a tutmayın. Aman Kur'an'ı belinizden aşağıda da tutmayın. Hı. Fakat siz ne dediniz? Hazreti Ayşe annemiz döşeğin altında koymuş. Üzerinde yatıyor. Bravo. Abi şey vellezani. Vellezani. Erkek erkeğe. Erkek erkeğe vellezani. Evet. Ya orada kadın yok. Erkek erkeğe. Evet. Evet. Şimdi döşeğin altında koymuş. Üzerinde yatıyor. Bu birincisi. İkincisi de şimdi Allah-u Teala hani ayette değilse de düzelttim ben abi demiyor muydu ki biz bunun koruyucusu, bu kitabın koruyucusu biziz. İndirdik. Yani bir kedi keçiler karşısında ayetlerini mi muhafaza edemedi sorusu akla geliyor. Abi Allah dilerse olmaz mı diyor ya. Yani adamları ikna edemiyorsun. Şimdi en akla aykırı bir iddiayı söyle. Ne diyor biliyor musun? Allah dilerse neden olmaz? Ben dün bir video işledim. Zil zurna sarhoş, köyün belalısı. Karısını her gün dövüyor. 30 yıllık evli. Bak. İçki var. Huzursuzluk var. Bütün köyle kavga eden birisi. Karısını döven birisi. Ölüyor. Öldüğünde çoban dua ediyor. Diyor ki sana bir misafir yolluyorum. Benim hatırım için ağırla ya Rabbi diyor. Herkes, bütün köylü, muhtar, köylü, karısı, köyün imamı, herkes rüyasında görüyor adam cennetlik. Niye? Bir tane hayrı yok. Ya çoban rüyasında şey çoban dua etmiş. Abi hakikaten komik. Yani gülmekte haklısın. Yok şimdi insanlara keramet yüklemeyi az sonra işleyeceğiz. İnşallah şöyle birkaç soruya daha değinelim seyircilerimizden gelen. Çünkü hakikaten önemli mevzular. Bunları her seferinde işlesek yine başka yerlerden aynı şeyler karşımıza çıkıp duruyor. Evet. Şimdi Sayın Hocam güzel diyorsun da bunu aslında ben okudum soruyu da. Daha geçen hafta da değinmiştik buna. Hı. Şimdi adam aynı şeyi soruyor aslında. Şimdi ben şuna sormak istiyorum. Yanlış veya doğru. Bir konuda 10 hoca çıkıyor, 10 ayrı fetva veriyorlar. Şimdi biz kime inanalım? Faizi caiz yapan Diyanet'e mi? Yoksa siyasilere göre fetva veren şarlatanlara mı? Abi. Vatandaş ne yapsın? Çaresiz. Abi, vatandaşın yapması gereken şu. Bu arada ben de onlardan birisiyim. Yapmanız gereken şu kardeşim. Okuyun, anlayın, kalbinizle aklınız inandığını yaşasın. Eğer inandığınızı yaşarsanız mahkeme-i kübrada hesap vermeniz kolay olur. Diyeceksin ki Rabbim sen bana bu kadar akıl verdin, ben de bu akılla bu kadar anladım. Olanı veren utanır mı? Bakın kalbiniz ve aklınız mutmain olsun, neye inandığınız kimseyi ilgilendirmez. Ama samimi olmanız lazım. Eğer şöyle yaşarsanız problem burada. Aslında yapmam lazım ama yapamıyorum. İşte bu problem. Ama sen samimi bir şekilde inandın mı? İnandın. Samimisin ve inandın. Samimi olarak inandığını yaşa kardeşim. Hesabını verecek olan sensin. Allah'ın sana verdiği akıl ile sen samimi bir şekilde hakikati gör ve tercihini yap. Şimdi örnek olarak söylüyorum. Adam alıyor 1 lirayı, kutuya atacak. Kutuda ne yazıyor? Sadaka, ömrü uzatır. Adam 90 yaşında, elinde para, kutuya tink diye atıyor. Kalbindeki ne? Fazla yaşamak mı? Fakirin birisine ekmek alınsın mı? Eğer fakirin birine ekmek alınsın ise, o temiz bir kalp. Hayır, ben fazla yaşayacağım. Bu yazılan doğrudur. Atayım, ben fazla yaşayayım. Fakir atamıyor, o ölsün gitsin. Ne kadar param varsa o kadar çok yaşa gibi kirli bir kalp ile
putuya para atıyorsa zaten aklın yolu bir. Şimdi okudunuz. Okuduğunuzdaki dürüstlüğünüz sizin için önemli. Herkes okuyor. Herkes okuyor. Yeter ki anlamak için okuyun. Bakın, namazlarda Allah'tan destek isteyin. Salat ile destek isteyin. Namaz ile destek isteyin. Adam zaten namaza destek diyor. Onların tabiriyle destekle destek isteyin. Siz namazda hakikaten samimi bir şekilde secdede Allah'tan istediniz mi? Hakikaten can gönülden istediniz mi? Allah isteyene verir. Dileyene dilediğini verir. Siz neye emek veriyorsunuz? Ona bakın. Elinde hiçbir gayret yok. Anlamaya gayret ediyor. Arkadaşlar, anlayabilmek için önce gayret etmeniz lazım. Nedir? Bakara 2. Elif, lam, mim'den sonra ne diyor Allah? Muttakiler için yol göstericidir. Erdemliler için yol göstericidir. Eğer siz yolunuzu görmek istiyorsanız, o şeritleri görmek istiyorsanız, o pusların dağılmasını istiyorsanız, erdemli, takvalı bir hayat yaşamanız lazım. Ahlaklı bir hayat yaşamanız lazım. Allah Fatiha'dan sonra ilk söylediği cümle bu. Anlamanın şartı zeka değil. Eğer Kur'an'ı anlamanın şartı üstün zeka olsaydı ateistler profesör olmazdı. Profesör ateist olmazdı. Mesele zeka ile ilgili değil. Allah herkese cennete gidebileceği kadar zeka vermiştir. Bu imanın gereğidir. Allah'ın sünnetullahıdır. Kimse benim zekam şu seviyede, ben cennete giremem diye bir cümle kuramaz. Yapmanız gereken şey ahlaklı bir hayat, sonra Kur'an'ı anlama gayreti. Siz Allah'a karşı bir gayret içinde olun bakalım. Neticeyi görürsünüz. Evet. Başka bir izleyicimiz yazmış ama rica ediyorum sevgili seyircilerimiz, isimlerinizi de yazın ki kiminle muhatap olduğumuzu bilelim. Şimdi Kur'an tarihsel midir, evrensel midir diye sormuş. Evrensel derse, cevabınız eğer evrensel olursa, cariye ve köle sistemi ve küçük yaşta çocuklarla evlenmek çağımızda sapıklık ile karşılanmaz mı? Doğru. Kur'an'da öyle bir şey yok ki. Şimdi bunu soran kişi küçük yaşta evlenmeyi Kur'an'da zannediyor. Oh, hadislerde kardeşim, kusura bakma. Ayrıyeten cariye kelimesi de elinizin altında bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler manasına gelir. Yatak odasına yatağı atacağın karı manasına gelmez. Şimdi hadislerden esinlendiği için vatandaş öyle sorular soruyor. Kur'an'da köleliği bitiren ayetler vardır. Köle edinin diye bir ayet yok. Şöyle köle alın, böyle köle alın, şu şartlarda köle alın, şu kadar gücünüz varsa köle alın gibi bir ayet yok. Ne var? Sadece azat etmekle ilgili ayetler var. Şunu yaparsanız köle azat edin, bunu yaparsanız köle azat edin. Ve bu evrensel bir ayettir. Şu anda dünyanın birçok yerinde köle gibi, tabiri caizse, ki o kölelik günümüzdeki kölelikten merhametli, o kölelikte yakacak, barınma, kıyafet, sağlık, hepsi kölenin sahibi tarafından karşılanmak zorunda. Şimdi insanlar köle ama ne kirasına karışıyorlar, onu köle edenler, ne kıyafetine, ne giyimine, ne de gıdasına karışıyor. Şimdiki kölelik daha gaddarca. Onun için Kur'an'da önünde bulduğu problemi yok eden mucizevi bir kitaptır. Kur'an geliyor, önünde bir takım problemler var. Geçim korkusuyla öldürülen çocuklar. Geçim korkusuyla. Ya da cariye, ya da köle. Bunlar Kur'an geldiğinde önünde bulduğu problemlerdir. Ve Kur'an bunların hepsini sadece 23 yılda bitecek duruma getirmiştir. Arkasından Resul'ün vefatıyla birlikte bozulma başlamıştır. Bakın, Resul'ün vefatıyla 4 halife döneminde hiç fark etmez. Resul'ün vefatıyla bozulma başlıyor. Fatih Sultan Mehmed'in devletin bekası için kardeş katli helaldir fetvası daha dünkü bozulmadır. O da çok yeni. Masum bir insanı öldüren kainatı öldürmüş gibidir. Ayet. Devletin bekası için değil, ne yaparsan yap bir çocuğu büyüdüğünde fitne çıkartacak diye öldüremez.
işlenmemiş bir suç için, tabii, suç için ceza veremez. Fitne ölümden kötüdür. O çocuk fitnedir, öldürelim. Asıl psikoloji şu. Adam yaşarken bir ferman yapıyor abi. Kanun. Devletin bekası için kardeş katli helaldir. İmzalıyor. Sonra da 2-3 oğlunu birden öpüyor. Seviyor. Oğlum oğlum diye seviyor. Ya imzaladığın kağıt bu bunları öldürecek. Ya da bu bunları öldürecek. Sen imzaladın. Sen imzalıyorsun, sonra da evladım diye sarılıp öpüyorsun. İlginç bir psikoloji. Onun için kardeşim problem kesinlikle Kur'an'da değildir. Onu Maide suresi 13. ayete muhatap olan manasını yerlerinden kaydıranların problemidir. Kur'an daha birçok problemi de bitirmiştir. Mesela nasih mensuh ilkesiyle hükmü kalkmış ayetleri savunanların sayı veremediği gibi kaç ayet kaç ayetin hükmünü kaldırdı. Hiçbir şey veremezler, sayı veremezler. Hangi ayetin önce geldiği belli değil. Tartışmalar var. Fakat hepsinin ortak bir ayeti var. İçki ayeti. Önce ayet geldi. İçkili namaza durmayın. İşte sahabe akşam içiyordu, sabah namaz kılıyordu. Sabaha kadar uyanmış oluyordu. Sonra başka bir ayet geldi. Halen içki mi içiyorsunuz? Bu ayet içkili namaza durmayın ayetini neshetti. Hükmünü kaldırdı. Başka bir şey söyleyemiyorlar. Dönüp dönüp bunu veriyorlar. Dönüp dönüp bunu veriyorlar. Halbuki kardeşim senin için hükmü kalktığını düşündüğün ayet dünyanın başka bir beldesindeki başka bir devletin başka bir kasabasında taptaze duruyor. Orada da Hamza gibi bir sarhoş var. O da zamanla içkiyi bırakacak. Her ayet başka bir yerde taptazedir. Sen kendi memleketin gibi her yerde 20 metre, 25 metre, 30 metre minare mi var zannediyorsun? Her memleket aynı mı zannediyorsun? İslam'la yeni tanışan yerler için o ayetler taptaze. Hiçbir ayetin hükmü kalkamaz. Hiçbir ayetin hükmü kaldırılamaz. Hiçbir ayet tarihsel değildir. Bir ayet tarihseldir. Hükmü kalkmış diyen benimle aynı dinden olamaz. Benim için hükmü olmayan ayet. Ya kadınların ayetinden bana ne? Kadınların ayeti benim için hükmü geçmiştir. İhtiyar bir adamdan bahseden bir ayet ya da kadınların haizinden bahseden bir ayetin benim için bir hükmü yoktur. Benim için bir bağlayıcılığı olmayan bir ayeti ben tutup da beni dinleyen yüz binlerce insana bu ayetin hükmü yoktur nasıl derim ya? Bu ayetin hükmü kalkmıştır nasıl derim ya? Tarihselcilerin çok komik tarafları da var tabi. Kitaba tarihsel olarak bakıyorlar. Çok basit bir soru. İran'daki tarihle baksak olur mu? Olmaz. Bizim tarihle bakalım. Bizim tarihle bakalım. Çünkü bizim tarihimiz cici. Herkesin tarihi kendisine göre cici. Kusura bakmayın da. Hangi tarih? Bizim sadece şu 80 yılın tarihini tartışalım. 10 tane farklı fikir çıkar ya. 80 yıl. Tanıdığınız bir tarih hocasına sorun bakalım. Topal Osman, Çerkez Ethem. Vatan aynı mı? Vatanperver mi? Vatan aynı, vatanperver, vatan aynı, vatanperver. Her bir iki kere vatan aynı, vatanperver olup olup değişen insanlar. Sen 80 yıla tarihsel bakamıyorsun. 1400 yıla uyduruk hadislerle, uyduruk menkıbelerle, uyduruk rivayetlerle Kur'an'a tarihsel diyeceksin. Kur'an tarihsel değildir. Tarih üstüdür. Eskileri de anlatır ibret almak için. Uyarı da yapar ilerisi için. Evet. Başka bir izleyicimiz, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Mahmut abi çok aydınlatıcı konuşuyorsunuz. Teşekkür ederiz demiş Halit Bey. Sorum şudur. Kur'an-ı Kerim'de olan ama saklanan ayetler, yani hocalarım tarafından söylenmeyen ayetleri bize anlatabilir mi? Diye de devam etmiş. Evet. Ben de hazırladım kitabı. Mahmut abinin cümlelerinin sonlanmasını bekliyordum. Evet, saklanan ayetler burada. Aslında buna giriş yapacağız ama birkaç soruda seyircilerimizden gelen sorulara veya duygulara bakmak istiyoruz. Ben de programın başında belirttim. İlk defa bugün, dün bir giriş yaptım bu kitaba. Bir bakayım dedim, bunun üzerine konuşacağız diye hazırlık yapmaya çalıştım. Mesela hani çok söylenen bir şey var. İşte sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. Levlaki. Evet. Böyle bir hadis değil mi bu? Hadis, hadis. Hadis. Ama tabii Allah konuşuyor ya. Onun için sen de tereddüt ettin. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela onunla ilgili hemen bir ayet burada nakletmek istiyorum. Çünkü ben de bugüne kadar ne camilerde ne sohbet ortamlarında bu ayete
hiç denk gelmedim. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Araf 6. ayette. Kendilerine elçi gönderilenleri de, gönderilen elçileri de hesaba çekeceğiz diyor. Yani sadece kulları değil, aynı zamanda peygamberler vazifelerini iyi yapmış mı, yapmamış mı da onlar hesaba çekecek. Şimdi az önce dedik ya, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım cümlesi, haşin, hadisi neyse. Haşin. Ya şimdi böyle bir insanı Allah-u Teala hesaba çeker mi normal şartta insan düz bir mantıkla baktığı zaman? Çünkü zaten onun yüzücü hürmetine yaratılmış kainat. Ama ayette bunun tam aksi söyleniyor. Evet. Demek ki bu ayet, belki de bilemiyorum tabi ilmi açıdan siz daha iyi değerlendirirsiniz Mahmut abi. Bu ayet o hadisi ortadan kaldırıyor. Tabi tabi. Değil mi? Abim Allah razı olsun. Şimdi bu ayet aslında müminlere bir uyarı. Ey müminler, kendinizi buldum, başardım zannetmeyin. Sürekli teyakkuzda olun. Sürekli tedirgin olun. Maide suresi 13. ayette ne diyor? Özür dilerim. Ali İmran 8. Ali İmran 8'de Allah-u Teala buyuruyor ki hidayete erdikten sonra bizi sapanlardan eyleme. Bu çok önemli bir ayet. Ne diyor ayet? Hidayete erdikten sonra bizi sapanlardan eyleme. Bir tehlike var arkadaşlar. Buldum, doğru yoldayım. Artık ben bu davayı anladım demek yetmiyor. Sürekli tedirgin, tetikte, zinde olmanız lazım. Çünkü her şeyi öğrendikten sonra bile sapma ihtimalimiz var. Hata yapma riskimiz var. Onun için Allah bizi uyarıyor. Fakat saklanan ayetler, her mezhebin, her tarikatın saklanan ayetleri de farklı farklı. Mesela cihadı savunanların sakladığı ayetler farklıdır. Yatmayı, uyumayı savunanların sakladıkları ayetler farklıdır. Bu kişiler mesela para kazananların sakladığı ayetler farklıdır. Şimdi Hanzala dinden para kazanma ayetlerini niye saklasın? O onu saklamaz. O Yusuf'un, Yusuf Resul'ün Maliye Bakanlığı yaptığı ayeti anlatmaz. Şimdi öğretmen kafir, asker kafir, o kafir, bu kafir. Hazreti Yusuf Firavun'un Maliye Bakanı, orayı karıştırmayalım. Şimdi düşün. Şimdi olmadı. İşte bunun için herkesin sakladığı ayetler farklı. Dinden para kazanıyorsa Yasin 21'i saklar. Ne diyor Yasin 21? Sizden ücret talep etmeyenlerin peşinden gidin diyor. Bunu o saklar. Şimdi Muhammed aşıkları Duha 7'yi saklar. 93'e 6, 7. 93'e 6'da Allah-u Teala buyuruyor ki seni bir yetimken bulan biz değil miyiz? 7'de de diyor ki sen dalalet içindeydin. Seni bulup da hak yola ileten biz değil miyiz? Aman ya Rabbim! Resul Muhammed Resul olmadan önce dalalet içinde miymiş? Bu nasıl olur? Üstünde bulut geziyordu. Kalbi açıldı, zemzemle yıkandı. O Resul olmadan önce de emindi. Anlata anlata bitiremiyorlar. Mecburen dua yediği saklayacak. Sen yol bilmez idin diyor ayet. Vahiy gelmeden önce. Hakikatin farkında değildin diyor. Aklı evvelin birisi şey yazmış. İnternete girerseniz görürsünüz. Bu ayetin tefsirine. Resul çok küçüktü. Medine sokaklarında amcasıyla ticaret yaparken Medine sokaklarında kayboldu. Bu ayet onu anlatıyor. Çevir kazı yanmasın. Kardeşim orada kötü bir şey yazmıyor. Hakikatin farkında değildi. Ama niye saklıyorsunuz? Çünkü yaptığınız zamma uymuyor. Siz zam yapıyorsunuz. Yaptığınız zama da ayet uymuyor. Onun için anlatamıyorsunuz. Mesela Taha 41. Taha 40-41. Test ediyorum. Diyorum ki Allah bir elçisi için diyor ki seni kendi nefsim için seçtim. Hangi Resul? Soruyorum. Allah bunu hangi Resul için söylüyor? Seni kendi nefsim için seçtim. Taha 41. 40-41 diye gidiyor konu. Cevap? İsa olabilir mi Hacı abi? Muhammed Resul'dur Hacı abi. Ya kime diyecek? Kusura bakmayın. Musa için söylüyor. Musa Resul'e söylüyor.
seni kendi nefsim için seçtim diyor. Ama Muhammed Resul için söyleseydi, şu anda yemin ederim her camide hat sanatıyla hocanın tepesindeydi. Ama Muhammed Resul için Allah söylemiyor. Musa Resul için söylüyor. O zaman sakla. Sakla. Kimseye söyleme. O zaman dua ederken peygamberlerin peygamberi diye nasıl hitap edecekler? Ya, tabii. Tabii. Nasıl zam yapacak? Nasıl uçuracak? İlk önce yaratılan, en önce yaratılan cennetin kapısında adı yazıyor. Nereye koyacak bu zamları? Olmayan Habibimi uyduranlar mecburen onu saklamak zorunda. Ey Habibim! Bunu da en çok şeye koyuyorlar Kur'an'da. Kul de ki. Kul de ki. Yazan yere utanmadan parantez açıp Habibim yazıyorlar. Ya de ki yazıyor ya. Kul de ki, bu kadar ya. İlaveye gerek duyacak ya, bir şey yok. Abi ama işte bu kadar alim yanlış mı söylüyor? Yanlış söylüyor kardeşim. Ya öyle sahtekarlıklar yapıyor ki saçını başını yolarsın abi ya. Öyle sahtekarlıklar. Allah ayeti kerimede buyuruyor ki biz bazı peygamberleri bazılarına üstün kıldık. Resul en üstünüdür. E ayetin devamını okusana. Münafık herif. Ayet bitmiyor, bitmiyor. Ayetin devamında diyor ki İsa ve Musa konuştuk, iltifat etti. Yani bizzat İsa ile Musa'ya iltifat var. Aynı ayet. Bir sonraki ayet de değil. Yani bağlamına, siyakına, sibakına bak demiyorum. Aynı ayete bak kardeşim. Aynı ayeti bitir, bitir. Okuduğun ayeti bitir. Biz bazılarını üstün kıldık. Ayetini bitir. Allah'tan korkmaz. Adamlar öyle bir makas almışlar kendilerine. Resul size ne veriyorsa alın. Hop Hureyre. Ya kardeşim Allah'tan kork. Aynı ayet. Aynı ayeti oku. Aynı ayeti. Ganimetten bahsediyor. Ganimet dağıtımından bahsediyor. İtiraz edenleri uyarıyor. Ganimet dağıtılırken itiraz edenleri uyarıyor. Resul size ne veriyorsa alın diyor. Mesele ganimetin dağıtımı. Hayır, o oraya da gider. O oraya da gider. Tabii lazım değil mi? Oraya gitmesi sizin için lazım. Niye? Çünkü yolladığınız yer ne diyor? Yolladığınız yer diyor ki Allah dostları peygamberlerin varisidir. Orası hadise gidiyor. Hadis de onları tayin ediyor. Hadis diyor ki alimler peygamberlerin varisidir. Peygamberi ne kadar yüceltirse varisi o kadar yücelecek. Onun için böyle yapıyorlar. Evet. Oysa şunu da unutmamak lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz hasta döşeğinde yatarken kendisine varis tayin etmedi. E tabi. Ya, bu arada Efendimiz'i yavaş yavaş inşallah. Onu da açıklayın madem öyle Mahmut abi. Tabii, şimdi bana kamera arkasında dediniz onu ama. Söylemedim mi? Söylemedim mi herhalde? Arkadaşlar, efendi kelimesinin Arapçası Rab'dır. Rab efendidir. Bu yüzden kainatın efendisi kainatı yaratandır. Kainatın efendisi bir beşer olamaz. Herhangi bir Resul olamaz. Herhangi bir insan olamaz. Tekrar ediyorum. Kainatın efendisi kainatı yaratandır. Peygamber efendimiz değil. Peygamber Resul'dür, elçidir. Muhammed Resul'dür. Muhammed Nebi'dir. Muhammed elçidir. Ve Resullük söylenecek en güzel makamdır. Muhammed Resul deyince adam eksik kalmış gibi seyrediyor. Eksik kalmış gibi seyrediyor. Hayır. Ve maalesef Resul'e Efendimiz diyen zihniyet Efendimiz'in Arapçası olan Rab kelimesini Esma-ül Hüsna'nın içine sokmamış. 99 Esma-ül Hüsna'yı bilirsiniz. Gidin bir Japon pazarından, bir Tahtakale pazarından bir 99'luk Esma-ül Hüsna alın. 5 lira. Bir alın, bir sayın bakalım. O 99 isim içinde neden Rab yok? Size göre Alak suresi ilk inen sure Bismi Rabbike Rabbinin ismiyle oku. 114. sure Kul enzi bir Rabbin nas Rab ile başlayıp Rab ile biten Kur'an-ı Kerim Musaf elinizde Esma-ül Hüsna'da neden Rab yok? Sormak niye aklınıza gelmiyor? Neden Rab ismi Esma'nın içinde yok?
Niye aklınıza gelmiyor? Önemli değil mi? Teferruat mı? Yoksa sizin yerinize fukuha, onlar fukuha derler, fıkıh alimleri, sizin yerinize düşünmüşler mi? Onlar sizin yerinize düşünmüşler, 99 tane ismi yazmışlar ama 99 isim arasına Rabb'ı koymamışlar. Neden koymamışlar? Bilmiyoruz. Ama sormaya da cesaret yok. Neden? O zaman peygamberimize Efendimiz diyemeyeceğiz. Tabii canım. Bak, Bakara suresi 285. ayet. Allah Zülcelal diyor ki iman edenler, meleklere iman eder, kitaplara iman eder, ahirete iman eder, elçilere iman eder ve elçiler arasında kesinlikle ayrım yapmaz. Bizim, hepsi bizim elçimizdir. İlki de, sonu da, ortası da, hepsi Resul'dür. Hepsi Nebi'dir. Bu arada Resul Nebi farkı için Ali Aydın'ın kitabını tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Resul Nebi farkı. Bu arada kitaplar konusunda unutmayalım. Kitaplara da girelim. Neden kitap yazıyorsun? Hani diyorlar ya, neden kitap yazıyorsunuz? Mahmut burada, abi zaman o kadar hızlı akıyor ki 10 dakikamız kalmış. 10 dakikada öyle geniş konulara girmeyelim. Çünkü gelen sorulardan devam edelim. Evet, seyircilerimiz zahmet edip gönderiyor. Biz de davet yapıyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Davetimize evet, icabet ediyorlar. Peygamber Efendimiz kullanmıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar Efendimiz kelimesini kullanmıyoruz. Mesela şeyde Yusuf Resul zindandayken zindan arkadaşlarına Rab kelimesiyle hitap ediyor. Diyor ki buradan çıkınca Rabbinize söyleyin diyor. Benden bahsedin diyor. Yani onların Firavun'dan bahsediyor tabii, değil mi? Zindan arkadaşlarının efendisi Rabbi Firavun. Evet. Orada da mesela Rab geçer. Rab geçen yerlere bakın, tavsiye ederim. Evet. O yüzden Efendimiz sakıncalı bir kelime. Evet. İyi akşamlar hocam. Oruç bozmanın cezası 61 gün diyorlar. Fakat Kur'an'da bir insanı suçsuz yere öldürmek de ve zihar da var. Bu konuda açıklama yaparsanız seviniriz. Selamlar tabii, demiş. Tabii. Şimdi o zihar, yani senin eşine, senin sırtın anamın sırtı gibidir dediğin zaman, bu Anadolu'da maalesef yaygın hatalı bir örftür. Hani anam avradım olsun derler ya, evet, bir şey yemin ederken, haşa. Bu örfe girmiş tehlikeli kelimelerdir. Oruçla ilgili 60-61 yok. Onun orijinali 60'tır. O zıharla ilgili yerlerde ya da diğer iki yerde geçer 60. Ama Ramazan orucunda bire birdir. Ne zaman sağlığın yerinde olursa bire bir tutarsın kardeşim. Güne gün. Güne gün bu kadar. Zam yapmaya gerek yok. İlave etmeye gerek yok. Bunlar maalesef tarikat ve cemaatlerin kolaylaştırmak yerine zam yaptıkları basit bir konudur. Lütfen tutmadığınız oruca karşı birebir tutun. Yalnız, yalnız. Arkadaşlar, toplumumuzun maalesef çok büyük problemleri var. Bakın, Ramazan'da bir sürü eşimiz, dostumuz orucu kırdı. Bugün oruç değilim, bugün oruç değilim. Duydunuz değil mi? Oruç biteli neredeyse 2 ay oldu. Niçin çevremizde borcunu ödeyen kimseye denk gelmiyoruz? Etrafınızda hiç var mı? Bugün ben orucum. Ramazan'da 2 gün tutamamıştım, onu tutuyorum diye. Ama dünya borcunuz olmuş olsa mecburen bankaya gidiyorsunuz. Kimse borcunu ödemiyor abi ya. Bak, Ramazan bitiyor. Ramazan bittikten sonra aylarca Ramazan borcumu ödüyorum diyen bir tane vatandaşa denk gelmiyor. Tevafuk mu bu? Yoksa bana mı denk gelmiyor? Sana da denk bana gelmiyor. Bana da denk gelmiyor. Evet. Buyur abi. Cevabı çok mükemmeldi. İnanın bu cevabı yıllardır ilk defa alıyorum. Bu zina rejim olayıyla ilgili açıklamanızdan dolayı teşekkür babında yazmış bir izleyicimiz. Evet. Lezbiyen ve gay meselesi. Evet. Allah razı olsun. Şimdi bunu bir önceden bir okuyayım onu da Mahmut abi. Tufaya düşmeyelim. Sakıncalı bir şey durum yok. Adam diyor tuvaletten veya ahırdan geliyor. Cenaze namazına o ayakkabıyla duruyor. Bu namazın sıhhati sağlam olur mu? Muhtar Cumali Kodal, Konya Ereğli'den yazmış. Selam ve dua ile demiş. Hiçbir sıkıntısı yok kardeşim. O adamın ekmeğidir o. O adamın işidir. Başının tacıdır. Adamın işi tezek kesmekse adam tezek kesecektir. Adamın işi kokoreçse bağırsak temizleyecektir. Cenazenin de namazı yoktur. O cenaze duasıdır. Namaz olması için secde ve rükû lazım. Secde ve rükû olmadığı için biz toplum olarak cenaze namazı diyoruz. Adet olmuştur. Yine diyelim cenazenin namazı diyelim. Ama o cenaze duasıdır.
Sadece dua ediliyor. Rükû ve secde yok. Evet. Ve Müslüman alnının teriyle hangi işi yapıyorsa o işin ayakkabısıyla tabii ki o duaya katılabilir. Fakat çevreyi rahatsız etmek, yanındaki insanları rahatsız etmek dinin değil insanlığın gereği olarak problemdir. Tekrar ediyorum. Bu ahlaklı bir insanın dikkat etmesi gereken bir husustur. Bu konu dinin değil, örfün, adetin, hijyenin, sağlığın, tertibin, düzenin, edebin konusudur. Tabii ki mümkünse, mümkünse temizliğini yapıp ondan sonra duaya geçmeli. Fakat böyle bir imkanı yoksa, yani bir lakaytlık yoksa, her insanın mesleği o insanın ekmeğidir. Saygı duymak lazım. Yani herkes doktor, mühendis gibi gelemez cenaze duasına, cenaze namazına. İşi neyse adam o iş kıyafetiyle ya da o haliyle gelebilir. Belki çok sevdiği, çok değer verdiği bir insandır. Yetişmek zorundadır. Bunlar tırnak içinde özel istisnai durumlar. Hoşgörü güzel olur. Evet. Şimdi şu şöyle de bir şey var. Şimdi bazı fetvalar var, söylemler var. Ben fetva demek istemiyorum da. Mesela namaz kılacağınız zaman işte iç çamaşırınızda efendime söyleyeyim 1 liralık demir para büyüklüğünde kan veya idrar olduğu zaman da namaz olmaz. Onu değişmeniz lazım. Aslında bu da bu sorunun içerisine girer. Burada belirli bir kriter, kıstas var mı ve varsa nedir? Abi vicdanlar, insanın vicdanı var. Eğer merhametli, iyi bir insan namaza şöyle bakmalı. Namaz borç değildir. Namazı borç olarak gören genelde şunu kaçırıyor. Borç ile borç ödenir mi? Akciğerindeki, bronşlardaki nefesi kimden aldığında borç ödüyorsun? Dizindeki takati kimden aldığında borç ödüyorsun? Borçla borç ödenir mi? Namaz hasretin ile buluşmaktır. Özlemin ile buluşmaktır. Hasretin ile buluşacaksın. Özlediğin ile 10 dakika buluşacaksın. Bak bakalım abdest o zaman nasıl abdest olur? O zaman namaz nasıl namaz olur? Namazda elini bağladığın zaman o okurken oradaki kelimeyi söylerken onun manasını hissetmek, o duyguyu yaşamak. Eğer hakikaten namazı ikame edersen, yani ikame dinin direğidir orada gelir, o namazı dikerken, ikame ederken, yaşarken insanın kalitesi ortaya çıkar. Bu kalite kişinin kalitesidir. Ben çok üzülüyordum. Ümre'de, hacda Arapları görüyordum. Adam bir yandan namaz kılıyor, bir yandan kaşınıyor. Kaşına kaşına, sağ solu seyrede seyrede namaz kılıyor. Ama normal niye biliyor musun? Öyle gelmiş, öyle görmüş, öyle büyümüş. Ayeti okuyarak, Taha 130'u görerek kıbleye dönmüyor. Babam döndü, annem döndü, ben de dönüyorum diyor. Ben çevremde test ediyorum. Çarşaflı bacıma soruyorum, tesettürlü de değil. Çarşaflı. Diyorum ki, tesettür ayeti hangisidir? Nur 31 diyemiyor. Sen çarşaflısın bacım. Nur 31 diyebilmen lazım. Hiç kusuruma bakma. Ben bu ayetin gereği olarak örtünüyorum diyebilmen lazım. Bilinçli bir Müslüman olmak adına. Tabii. Şimdi bilinçli insan namaza öyle hazırlanırsa çamaşır, elbise, o bu nasıl olur sence? Tertemiz olur. Tabii nasıl değer veriyorsan. Abi huzuruna çıkacağın kişiye göre hazırlanırsın. Muhtarın huzuruna çıkarken ona göre hazırlanırsın. Cumhurbaşkanı huzuruna çıkarken ona göre hazırlanırsın. Ne kadar lakaytsın, ne kadar samimisin bu seninle ilgili. Ama cenaze namazındaki mesele gibi Allah sana bir iş vermiştir. O iş eşinin ve çocuklarının rızkıdır. Allah'ın sana nasip ettiği o iş için nasıl şükrediyorsan şükrettiğin kıyafetle de Allah'ın huzuruna çıkabilirsin. O kıyafetin senin üzerinde olması senin için bir onurdur. Güvenliksin. Güvenlik kıyafetinde namaz kılacaksın. Allah'ın sana böyle bir rızık kapısı açtığı için şükretmen lazım. Niye güvenliğin elbisesinden utanasın ki? Dur ben güvenliği çıkartayım, cübbe giyeyim. Lütfen. Evet. Lütfen. Mümtaz Bey yazmış, Mahmut abi. Peygamberimiz Allah'ın
ettiği farz namaz dururken önce sünnet olarak kılınan namazı kılmış mıdır? Hı. Ölüm bir nefes kadar yakın iken namaz vakti girince direkt farz kılınması gerekmez mi diye sorar. Allah razı olsun. Şimdi hemen aklımızı kullanarak düşünelim. Biz şöyle niyet ediyoruz. Sünnet kılanlar için söylüyorum. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının iki rekat son sünnetini kılmaya. Niyet bu. Şimdi soru şu. Resul nasıl niyet ediyordu? Resul nasıl niyet ediyordu düşünelim. Aklımızı kullanalım. Şimdi Resul kendisi elçi olduğu için niyet ettim Allah rızası için iki rekat akşamın son sünnetini diyemez. Kendisi peygamber. Evet. Peki o zaman nasıl niyet ediyordu? Allahu alem niyet ettim Allah rızası için iki rekat namaz kılmıyor. Kıldıysa böyle niyet etti. Resul kıldıysa niyet ettim Allah rızası için iki rekat namaz kılmaya demiştir. Başka ne diyecek? Sünnet diyemez. Çünkü kendisi elçi. Kendisi peygamber. O zaman arkadaşlar siz istediğiniz zaman istediğiniz gibi Allah rızası için namaz kılın. Ama peygamber için namaz kılmayın. Adama soruyorum. Peygamber kılmasaydı kılar mıydın? Adam diyor ki kılmazdım. Peygamber için niye kılıyorsun? Ben peygamber için kılmıyorum. Tekrar soruyorum. Peygamber kılmasaydı kılar mıydın? Hayır kılmazdım. E peygamber için niye namaz kılıyorsun? Ben peygamber için kılmıyorum. Adam bu kadar basit bir mantığı çözemiyor. En komiği de mesela hacdayken görürsünüz bazı Araplar akşam namazı ezan okunur adam başlar namaz kılmaya. Farzdan önce. Bizim hacılar bana sordu dedi. Ya Mahmut abi bu ne yapıyor dediler. E dedim sen hiç Allah rızası için namaz kılmadın mı? Adam Allah rızası için namaz kılıyor. Yeni bir yere gittiğiniz zaman orada iki rekat namaz kılın. Yeni bir mescit gördüğünüz zaman orada iki rekat namaz kılın. Ne var? Peki seyircimiz Mümtaz Bey'in de bahsettiği gibi farz namaz vakti girmişken önce nafile yani sünnet namaz kılmak doğru mu? Hayır yanlış. Yani yanlış. Öğle namazının ilk dört rekat sünneti. Abi ben 15 yıldır sünnet kılmıyorum. Ben sünneti bırakalı çok oldu. Ben peygamber için namaz kılmıyorum. Ben farzımı kılıyorum. Allah bana onu soracak. Uydurma rivayetlerle Hureyre'ye güvenerek Hureyre dedi diye ben taklitçilik yapamam. Yapmayı da düşünmüyorum. Kılarsam da diyorsun Allah rızası için bitti. İstediğim ya zaman. Allah rızası için zaman. Kardeşim istediğim kadar namaz kıl, istediğin zaman kıl. Peygamber kıldı diye kılarsan o zaman sen dine zam yapmış oluyorsun. Dine ilave yapmış oluyorsun. Peygamber 9 kere evlendi. Evlensene. E o peygamber ona özel. E namaz niye ona özel değil? Allah sana Taha suresi 130. ayette 5 vakit çağırmış. E kıl namazını. Ayrıca kısaltmayı da söyleyeyim. Arkadaşlar namazı sefer halindeyken namazı kısaltmak 4'ten 2'ye düşürmek değildir. Sefer hali toplumda seyr-ü sefer. Trafik olarak alınıyor. 80 kilometre baraj konuyor. 80 kilometreyi geçince 4'ten 2'ye düşür diyorlar. Niye? Sefer halinde namazlar kısaltılır diye. Sefer hali arkadaşlar seyr-ü sefer trafik değil. Ridaniye seferidir. Mercidabık seferidir. Yani tehlike hali, savaş halidir. Eğer herhangi bir tehlike varsa savaşa da gerek yok. Herhangi bir tehlike varsa namazı kısa tutun demektir. Namazı kısaltmak demek 4'ten 2'ye düşürmek değil, kısa sure okumaktır. Şimdi 2 rekat namaz kıldım, Yasin'i okudum. Yasin okunmuş 2 rekat namaz kısa namaz mı olur? 4 rekat namaz kılan bir adam ihlas ile Kevser ile bitirirse bu uzun namaz mı olur? Namazı kısaltmak demek kısa sure okuyun demektir. Tehlike var, sefer hali var. Sefer hali var, surelerin kısasını oku demektir. Şimdi iki rekat kılan bir adam birinci rekatta Yasin'i başladı okumaya. Şimdi bu kısa namaz mı? Lütfen Müslüman aklını kullanır. Taklidi bırakın, mukallitliği bırakın, Kur'an'a güvenin. Bir de orada şöyle bir parantez açayım. Ben çok denk geliyorum ona yolculuk esnasında. Adam farzı iki rekata düşürüyor. Fakat ardından dört rekat sünnet kılıyor. Tabii. Aynı. Şimdi süremizin Mahmut abi sonuna geldik. Ama bir kere şimdi soruyu açmış oldum. Fatma Saman hanımefendi yazmış. Kısa bir cevap abi. Çünkü süreyi açtık. Kur'an'da başörtüsü var mıdır? Bayan kardeşlerim lütfen erkeklere bu soruları sormayın. Erkekler cübbesiz Mahmut dahil kendi mantık, kendi örf,
kendi ananesi, kendi kültür birikimi, kendi ayet bilgisiyle size cevap verir. Kişilerin kendi ayet bilgisi, kişilerin kendi fıtratlarıyla ilgilidir. Bakın, Harun'un boğazını sıkıyor Musa Resul. Diyor ki, ey anam oğlu boğazımı sıkma diyor. İkisi de Resul, ikisi de yaşıyor. Ve ikisi de aktif olduğu halde Musa Harun'un sakalını çekiyor. Niye? Hangisi haklı? Hangisi haklı biliyor musunuz? İkisi de haklı. Harun ses çıkartmıyor, mülayim bir kişiliğe sahip. Samiri'ye ses çıkartmıyor. Musa olsa Allahu Alem Samiri'nin gözünün üstüne vuracak belli yani. Musa biraz ne derler deli dolu. Onun için sizden ricam bir kadın olarak, bir birey olarak özgüveninizi kazanın. Okuyun, anlayın, yaşayın. Anlayıp yaşadığınızın hesabını vermek kolay olacaktır. Kadınlar kendi özgüvenlerini, kendi dirayetlerini, kendi zihinlerine güvensinler. Kur'an erkeklere gelmedi. Kur'an müminlere geldi. Hiçbir erkek, hiçbir kadına erkeklerle ilgili bir ayeti sormaz. Lütfen siz kendinizle ilgili ayetleri kendiniz okuyun, kendiniz anlayın, anladığınızı yaşayın, hesap vermeniz kolay olur. Evet, ağzına yüreğine sağlık Mahmut abi. Yine bir programın çok hızlıca sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçiyor. Evet, gayet verimli bir program oldu diye düşünüyorum. Sağ ol. Kalan çok birçok sorumuz var. Gelen mesajları görebiliyorum önümde. Fakat ben şöyle hafta içi bunları zayi olmasın diye kağıda not alıyorum. Programın akış içerisinde bunları Mahmut abiye soruyorum. Soracağım inşallah. Programımızı takip etmeye devam edin. Haftaya yine cumartesi akşamı saat 20'de Çay TV ekranlarında olacağız. Umarım verimli bir program gerçekleştirmişizdir. Haftaya yeni bir programda, başka bir programda Mahmut abiyle yine başka konularla görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Allah razı olsun.